İyi günler gençler. 16. Fö ile birlikteyiz. Hücre bölünmelerine devam ediyoruz. Şimdi konumuz mayoz bölünme. Evet, çok iyi dinleyin beni. Mayoz bölünme geçiren bir hücre mutlaka 2N kromozomlu olmak zorundadır. 2N kromozomlu eşey ana hücrelerinde mayoz bölünme görülür. Ve de mayoz bölünme sonunda üreme hücreleri oluşturulur. Yani gametler, yani sperm ve yumurta oluşur. Ve mayoz bölünme sonunda 4 tane yavru hücre meydana gelir. Oluşan yavru hücrelerin kromozom sayısı ve yapısı ana hücreden farklıdır. Ana hücre 2N, oluşan yavru hücrelerin kromozom sayısı N. Ve de o N'ler, N oluşan o N kromozomlu hücreler kalıtsal olarak birbirlerinden farklı olabilirler. Çünkü mayoz bölünmede çeşitlilik ortaya çıkaran iki önemli olay olur. Birincisi profaz 1'de gerçekleşen crossing over, öbürüsü anafaz 1'de gerçekleşen homolog kromozom ayrılmasıdır. Mayoz bölünme iki aşamalı bir olaydır. Mayoz 1 ve mayoz 2. Mayoz 1 asıl mayozdur. Mayozu mayoz yapan bütün olaylar mayoz bölünmede, mayoz 1'de görülür bakın. Yani crossing over ve homolog kromozom ayrılması mayoz 1'de görülen olaylardır. Mayozun öncesinde de aynı mitozda olduğu gibi bir interfaz vardır. Yani bir G1 evresi, işte S evresinde DNA'nın kendine işlemesi, G2 evresinde gerekli materyallerin sentezlenmesi, bunlar aynen olur. Sentrozom, sentriol kendini eşler ve artık hücre bölünmeye hazırdır. Bölünme başladı. Hatırlıyorsanız interfazda kromatin iplikler halindeydiler. Kromatin iplikler kısalırlar ve kromozomları oluştururlar. Sentrozomlar zıt kutuplara doğru çekilmeye başlarlar. Evet, homolog kromozomların yan yana gelmesiyle oluşan 4 kromatitli yapıya ne ismini veriyoruz? Tetrat diyoruz. Evet, bir tetrat, iki kromozom, 4 kromatit demektir. Bakın hemen burada insan üzerinden gidelim. İnsanda biliyorsunuz 46 tane kromozom vardır. İnterfaza girdiği zamanki interfazı düşünelim. Mayoz 1 düşünelim. Mayoz 1 içerisindeyken bakın, mayoz 1 içerisindeyken kaç tane? Tam 92 tane kromatit olur. Bakın kromozom sayısı yine aynıdır. Sadece kromatit sayısı artmıştır. Mayoz 1 bittiği zaman 2 tane hücre oluşur. Bu oluşan her iki hücrede kaç tane kromatit vardır? 46 tane kromatit vardır. Demek ki mayoz 1 sonunda oluşan hücrelerdeki kromatit sayısı kaçmış? 46'ymış. Fakat kromozom sayısı yarıya düşer. Bakın 46 kromozomluydu ama şimdi kaç tane kromozomlu olacak? 23 kromozomlu olacak. Aynı şey bunun için de geçerlidir. Bu mayoz 1'in sonunda olan şeydir. Demek ki mayoz 1 sırasında 92 tane kromatit oluyor. Ama burada yine aynı zamanda kaç tane kromozom var? 46 tane kromozom var. Ve bu 92 kromatit dörtlü dörtlü bir araya geldiği zaman veya iki kromozom bir araya geldiği zaman tam olarak kaç tane tetrat oluşacakmış? 23 tane tetrat oluşacakmış. Demek ki mayoz 1'de 23 tane tetrat oluşur. Ve mayoz 1'in profaz 1'inde homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında ne olur? Parça değişimi olur. Bu sinapsis denen kesişme noktaları vardır. Kromatitler birbiri üzerine çaprazlanır, kıvrılır. X biçiminde kiyazma noktaları birbirlerine dokunurlar ve o dokunan noktalarda kardeş olmayan kromatitler arasında parça değişimi gerçekleşir ki biz bu parça değişimine ne ismini veriyoruz? Crossing over ismini veriyoruz. Crossing over denir. Crossing over olayıyla canlılarda çeşitlilik sağlanır. Evet, bakın burada crossing over'ı daha net görüyoruz. Bakın bu bir tetrattır. Bir kromozom, iki kromozom, ikisi beraber bir tetrat oluyor. Bunlardan birisi anneden gelen kromozom, öbürü babadan gelen kromozom. Ve bakın birbirlerine ne yapıyorlar? Bazı noktalardan değiyorlar. Sinapsis ve çakışma oluyor, kiyazma noktaları. Ve o birbirlerine değdikleri noktalarda bakın parça değişimi oluyor. Şu parça diğer kromozoma aitti. Bu parça öbür kromozoma aitti. Ne oldu? Parça değişimi oldu. Biz bu parça değişimine
Crossing over diyoruz. Dikkat edin, kardeş olmayan kromatitler arasında olacak. Yani şu ikisi arasında değil. Bu kromatit ile şu kromatit arasında parça değişimi olursa biz buna crossing over diyeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Metafaz 1. Homolog kromozomlar. Homolog kromozom nedir bu arada? Homolog kromozom biri anneden, diğeri babadan gelen kromozomdur. Okey? Bunu unutmuyorsunuz. Biri anneden, diğeri babadan gelen kromozomlara biz homolog kromozom diyoruz. Bakın, bir hücrenin içerisinde hem anneden gelen hem de babadan gelen kromozomlar vardır. Ve ikisi beraberken biz bunlara 2N deriz. Anlatabiliyor muyum? Annenin ve babanın kromozomları beraberken. Bunlar interfazda ne yaparlar? Kendilerinin bir tane benzerini yaparlar. Dikkat edin. Mayoz bölünme sonunda birbirlerinden ayrıldıkları zaman anneden gelenler bir tarafa giderse, bakın A'lar bir tarafa gitti, B'ler bir tarafa gitti. İşte şu anda kromozom sayısı N'e düştü. Bakın, anne N'dir, baba N'dir. Anne N, baba N. İkisi beraberken 2N. Annenin kromozomları bir tarafa, babanın kromozomları bir tarafa giderse 2N N'e düşer. Bunu unutmuyorsunuz, bu bilgi ekstra olarak. Evet, homolog kromozomlar metafaz 1'de hücrenin ekvatoral düzlemine dizilirler. En belirgin görüldükleri evre bu evredir. Ve dikkat edin, en kısa evre de yine metafaz 1 evresidir. İ iplikleri homolog kromozomlara kinetokor denilen noktalarından bağlanırlar. Geldik anafaz 1 evresine. Dikkat edin. Mayoz bölünmede çeşitlilik yapan iki olay var demiştik. Birisi profaz 1'de olan crossing over olayı, diğeri ise anafaz 1'de olan homolog kromozom ayrılması olayı. Bilim adamları homolog kromozom ayrılmasını daha çok önemsemişler. Demişler ki anafaz 1'deki homolog kromozom ayrılması daha önemlidir. Neden? Çünkü bütün mayoz bölünmelerde mutlaka homolog kromozom ayrılması olur. Ama crossing over her zaman olmaz. Bu da bize gösterir ki homolog kromozom ayrılması daha önemlidir. Evet. Anafaz 1. İ iplikleri kısalır, homolog kromozomlar rastgele olarak veya rastlantısal olarak ne yapılır? Zıt kutuplara çekilirler. Yani bunlar birbirinden ayrılırlar. Dikkat edin, bakın, anneden gelen kromozom, babadan gelen kromozom ne yapıyor? Farklı kutuplara doğru gidiyorlar. Evet, bakın, homolog kromozomlar birbirinden ayrıldı. Bunlar beraberlerdi, artık ayrıldılar. Tetratlar metafaz evresinde dizilirken homolog kromozomların hangisinin hangi kutba konumlanacağı, hangi kutba gideceği şansa bağlı olarak gerçekleşir. Telofaz 1. Telofaz 1 evresinde bu homolog kromozomlar kutuplara gittikleri zaman etraflarına çekirdek zarı ve çekirdekçik yapılır. Yalnız dikkat edin, ince uzun kromatin iplik hallerine geri dönmezler. Kromozom hallerini muhafaza ederler. Çünkü henüz olay sona ermedi. Telofaz 1'de olay bitmiyor. Ama telofaz 1 tamamlandığı zaman oluşan her bir hücreye artık biz en kromozomlu hücre diyeceğiz. Bakın, etraflarına çekirdek zarı yapıldı, çekirdekçik yapıldı. Hücrenin sitoplazması dıştan içeriye doğru boğumlanmaya başladı telofaz 1'de. Hadi gelin bir tane örnek soru çözelim. Mayozun profaz 1 evresi ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir profaz 1'de? Çekirdek zarı ve çekirdekçik erir mi? Evet, kesinlikle erir. Crossing over ve tetrat görülür mü? Evet, kesinlikle görülür. Sentrozom kendine eşler mi? Hayır, o interfazda olur. O yüzden de cevabımız ne olur? Bursa olur. Örnek 2. Mayoz bölünme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı arıyoruz. Sinapsis ve crossing over görülür, görülür. Kromozom sayısı yarıya iner, iner. Tetrat sayısı kromozom sayısının 2 katıdır. Hayır efendim, yarısıdır. Mesela insan 46 kromozom var. Kaç tane tetratımız var? 23 tane tetratımız var. Dolayısıyla 2 katı değil. Yarısı. Evet, gördünüz mü? Cevabımız ne oldu o zaman bizim bu soruda? Ceyhan seçeneği oldu. Pekala. Mayoz 2. Dikkat edin. Mayoz 1 bitti telofazla. Arada bir daha sitokinez işte oldu, tamamlandı. Onun sonrasında interfaz olmaz. İnterfaz en başta bir kere olur bakın. Mayoz 1'in sitokinezi oldu, bir daha interfaz olmaz. Direkt hemen profazla başlar. Evet, buraya hemen altını çiziyoruz. Mayoz 2 interfaz evresi olmayan mitoz bölünmedir.
Profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2 vardır. Sonuçta her birisi en kromozomlu olan 4 tane hücre meydana gelir. Ve mayoz sonunda oluşan bu hücreler gamettirler. Yani üreme hücresidirler. Yani sperm veya yumurtadır. Evet, hadi gelin örnekler çözmeye devam edelim. Mayoz bölünme geçirmekte olan 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin bazı safhalarına ait şekiller yukarıda gösterilmiştir. Buna göre şekiller bölünmenin hangi aşamalarında gözlenebilir? Hemen bakıyoruz. Bakın burada bir ekvatorda dizilme var. Ona benziyor. Daha henüz homolog kromozomlar birbirinden ayrılmamış. Bu metafaz 1'e benziyor. Evet, bu metafaz 1 olması lazım. Bakın 1, 2, 3, 4 tane kromozomlu, 2N eşittir 4 kromozomlu hücre. Bakın burada kromatitler ayrılmış. Bu anafaz 2'ye benziyor. Evet, şunun metafaz 1 olduğu, bunun da anafaz 2 olduğu bir şey arayalım. Metafaz 1, anafaz 2 olan, evet bakın C seçeneğinde var. Demek ki cevap C seçeneği. Örnek 4. Mayoz bölünme geçiren bir hücrenin profaz 1'inde 20 tetrat sayılıyorsa, o zaman kromozom sayısı kaç olacak? 2N eşittir değil mi? 20 tetrat varsa 2 katı kadar kromozom olacak. 2N eşittir 40 kromozomlu bir hücre bu değil mi? Evet. Mayoz bölünme geçiren bir hücrenin profaz 1'inde 20 tetrat sayılıyorsa bu hücrede normalde kaç çift? Bakın kaç çift diyor. Evet, normalde 40 kromozom var ama 20 çift. O zaman da cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Evet. Örnek 5. Yukarıda şekli verilen hücre ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Bakıyoruz. 2N eşittir 6 kromozomlu bir hücredir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Evet, 6. Mayozun anafaz 1'e aittir. Evet, bakın 3 tanesi buraya gitmiş. Homolog kromozom olarak gitmişler. Görüyor musunuz? Ayrılmışlar birbirlerinden. Mayozun anafaz 1'ine aittir. Kesinlikle doğru. Sperm ana hücresi olabilir. Olabilir dediği için olabilir. Çünkü mayoz sonunda gamet oluşur. Yumurta ana hücresi de olabilir. 1, 2, 3 olacak. 4. Tetrat ve crossing over olayları görülmüştür. Evet, çünkü bu anafaz 1'dir. Tetrat ve crossing over profaz 1'de olur. Öncesinde yani. O yüzden cevabımız da Edirne seçeneği olacak. Gelelim örnek 6'ya. Diploid bir canlının, yani 2N kromozomlu bir canlının eşey ana hücresi mayoz geçirirken 8 tetrat oluşmuşsa, evet 8 tetrat değil mi? O zaman bunun bana kromozom sayısını söyleyin. 16 hemen değil mi? Onu söyleyebiliriz. Bakalım bize ne soruyor. Evet, 8 tetrat oluşmuşsa bu canlının gametlerindeki kromozom sayısı nedir? Evet, bakın 8 aynen korur. İnsan 46 kromozomdur. Hep insan kafanızda olsun. İnsan 46 kromozomludur. 23 tetrat oluşur. Ve mayoz tamamlandığı zaman hücrelerindeki kromozom sayısı nedir? 23. Sperm 23, yumurta 23. İkisi birleşince tekrar 46 olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani tetrat sayısı aynı zamanda mayoz bittiği zaman oluşan hücrelerin kromozom sayısıdır. O zaman da cevabımız nedir? Ceyhan'dır. Evet. Mitozla mayozun kıyasıyla devam edelim. Evet, gelin bunun altını tek tek çizerek inceleyelim. Mitoz, kromozom sayısı N, 2N, 3N olan bütün hücrelerde görülür. 3N hücre kim var bu arada? Evet, 3N hücre. Endosperm, yani besi doku. Bitkilerin tohumundaki endosperm, kapalı tohumların endosperm 3N'dir. Evet, N, 2N, 3N kromozom bütün hücrelerde mitoz var. Mayoz kimde var? Sadece 2N kromozomlu üreme ana hücrelerinde var. Mitoz sonunda 2 hücre oluşur. Mayoz sonunda 4 hücre oluşur. Oluşan hücrelere gamet denir ve birbirlerine farklıdırlar. Bir karyokinez, bir sitokinez görülür. Karyokinez çekirdek bölünmesidir. Bakın, profaz, metafaz, anafaz ve telofazın ortasına kadar ki o süreci karyokinez deriz. Telofazın ortasından, yani boğumlanma başladıktan olay tamamlanıncaya kadar ki süreci sitokinez deriz. Dolayısıyla mitozda bir karyokinez, bir sitokinez vardır. Mayozda 2 karyokinez ve 2 sitokinez görülür. Mitozda tetrat, sinapsis, crossing over yoktur. Mayozda vardır. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin kromozom sayısıyla aynıdır. Evet. Yani işte insanın mitoz geçirilmiş 2N eşittir 46, oluşan hücrelerde 46'dır. O kadar. Ama mayoz olursa insanlarda yarıya düşer. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır.
İnsanda eşyan hücresi 2n eşittir 46, n 23 olur. Çok hücrelerde büyüme, gelişimi ve onarımı tek hücrelerde süremeyi sağlar mitoz. Evet. Mayoz eşeyli üreyen canlılarda gamet oluşumunu sağlar. Doğru. Mitoz vücut hücrelerinde kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. Mayoz türdeki bireylerin dölden döle kromozom sayılarının sabit kalmasını sağlar. Nasıl yapar bunu? N eşittir 23 kromozomlu gamet yapar erkek. Dişi de N eşittir 23 kromozomlu gamet yapar. Döllenmeyle ikisi birleştiği zaman tekrar 2N eşittir 46 kromozomlu bir canlı olur ve böylece türdeki kromozom sayısı sabit kalması sağlanır. Evet, bir örnekle devam edelim. Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz ve mayoz 2? Bakın, mitozla mayoz 2. Mayoz 2 mitoz gibidir, unutmayın. Bölünmelerinin her ikisinde de kural olarak gerçekleşir. Hem de 2011 YGS'de çıkmış. Hatırlıyorsanız bakın, mayoz 2 için demiştik ki kromatit ayrılması olur. Buna benzer bir şey çıkacak sonuçta. Bakın nerede var o da? Denizli'de var. Hem mitozda hem de mayoz 2'de kardeş kromatitlerin ayrılması görülür. Evet, crossing over mayoz 1'de var. Evet, haploid kromozomlu yavru hücre oluşması mayoz 1'de var yine. Mayoz 1 sonunda oluyor. Sinapsis mayoz 1'de var. Homolog kromozom ayrılması mayoz 1'de var. Demek ki cevabımız ne oldu bu soruda? Denizli oldu. Örnek 8. Mayoz bölünme sırasında evreler verilmiş. Hangisi doğru verilmiştir? Bakalım. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitler arasında parça değişimi kesinlikle profaz 1. Cevap bakın Adana ile Edirne'den birisi olacak. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi bu anafaz 2'de olacak. O yüzden de cevabımız nedir, ne olacak? Aşağıdaki bölünme evrelerinden hangisi mayoz bölünme geçiren 2N eşittir 4 kromozomlu bir hücreye ait olamaz? Evet. 2N eşittir 4 olup mayoz bölünme. Evet, buna bakıyoruz. Bakın bu kesinlikle mayoza ait. Bakın 2N eşittir 4 ve dikkat edin, homolog kromozom ayrılması olacak. Görüyorsunuz burada. Bu da mayoz bölünme ait. Mayozun ikisi burada kromatit ayrılması olacak. Bu da metafazı. Mayoz 2 metafazı. Bu mayoz 1 metafazı. Bu mayoz 2 metafazı. İşte bakın bu. Bakın burada kromatit ayrılması olacak ama 1, 2, 3, 4 tane kromozom var. Homolog kromozom var. Demek ki bu mitoz bölünme. Mitozun metafazı bu. Mitoz metafazı cevabımız da bu olacak. Bunun mayoz bölümü olmadığını ne yaptık? Tespit ettik. Devam ediyoruz. Örnek 10, 2017 YGS'de çıkmış bir soru. Mayoz geçiren bir hayvan hücresinde bölünme sürecinde aşağıdakilerden hangisi görülmez? Bakın mayoz geçiren bir hayvan hücresi diyor. Hemen cevaba gidiyorum bakın. Hücre plağı oluşumu yani ara lamel oluşumu bitkilerde vardır, hayvanlarda olmaz. Geçtik. Aşağıdaki hücrelerden hangisinde homolog kromozomlar bir arada bulunmaz? Homolog kromozomların bir arada bulunmadığı bir şey arıyoruz. O da kim olabilir? Sperm veya yumurta olabilir. Yani cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Çünkü onlar en kromozomludur. Geri kalan diğer bütün vücut hücrelerimizde homolog kromozomlar, yani anneden ve babadan gelen kromozomlar bir aradadırlar. Örnek 12. Mayoz 1 evresinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Mayoz 1'de gerçekleşmeyen bir şey arıyoruz. Crossing over gerçekleşir. Profaz 1'de. Çekirdek zarın erimesi profaz 1'de. İplerin oluşması profaz 1'de. Kromatitlerin ayrılması mayoz 2'nin anafazında. O zaman mayoz 1'de bu olmaz. Cevabımız da Denizli olur. Örnek 13. 2N eşittir 32 kromozomlu bir hücrenin geçirdiği mayoz bölünme ile ilgili İfadelerinden hangileri doğrudur? Bakın yarısı kadar tetrat oluşur mu? Oluşur. Demek ki benim aradığım şık da 1 olacak. 2 kez DNA işlenmesi olur mu? Hayır. İnterfaz en başta olur. 1 kere DNA işlenmesi olur. Evet, 2 olmayacak. 1 olacak, 2 olmayacak. 2 olanları atayım bakın. Direkt hemen gitti. Şu an ben cevap şıkkını 3'e düşürdüm. 3. Bölünme sonucu 16 kromozomlu ki evet yarıya düştü. 4 farklı hücre oluşur. Evet. Mayoz bölünme sonunda N kromozom 16 olacak ve 4 tane hücre oluşacak. Demek ki benim aradığım şıkta 3 de olacak.
4 ne diyor? Bir kez sitokinez gerçekleşir. Hayır, 2 defa. Mayoz 1 sonunda bir defa. Mayoz 2 sonunda bir defa daha. Dolayısıyla cevabımız bursa oldu. Bu yanlış çünkü. Örnek 14. Haploid bir hücrede olaylarından hangileri görülür? Haploid neydi? N kromozom demekti. Evet, haploid bir hücrede hangileri görülür? Protein sentezi olabilir mi? İşte sperm veya N kromozom ne olsun? Erkek arı. Olabilir. Protein sentezi olabilir. Evet. Bir oldu. Mayoz bölümü olabilir mi? Hayır. Bir erkek arı ne yapar? Gametlerini mitozla yapar. İki olmaz. ATP sentezi olabilir mi? Evet, olabilir. Bakın, örnek erkek arı. Erkek arı N kromozomludur ve bunların hepsini ne yapar? Yapar. O yüzden cevabımız ne oldu? Ceyhan seçeneği oldu. Kas hücresinde, kas hücresi vücut hücresidir. 2N'dir değil mi? 4 x 10 üzeri 8 gram DNA taşıyan hayvan türünün erkek ve dişi gametlerinin birleşmesi sonucu. Ha bakın, gametler 2 x 10 üzeri 8. Bana diyor hayvan, erkek ve dişi gametin birleşmesi. 2 x 10 üzeri 8, 2 x 10 üzeri 8. İkisinin birleşmesiyle yine 4 x 10 üzeri 8 oluşur. DNA miktarı nedir? Evet, aynısı olacak. Yani 4 x 10 üzeri 8 olacak. Cevap Adana olacak. Örnek 16. Mayoz bölünmenin ikinci evresinde, yani mayoz 2'de aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelmez? Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi mayoz 1'in anafazında olur. Cevabımız hemen direkt burada başta kendini gösterdi. Örnek 17. 2008 ÖSS'de çıkmış. Canlılarda gerçekleşen olaylarından kural olarak genetik çeşitliliği arttıranlar hangisinde birlikte verilmiştir? Biliyorsunuz genetik çeşitlilik mayoz 1'de artıyordu. Değil mi? Onu unutmuyoruz. Kromozomların kutuplara düzenli olarak çekilmesi, yani ne bu, hangisi? Mayoz 2 de olabilir. Bilemiyoruz bunu. Mayozda homolog kromozomlar arasında parça değişimi olması. Evet, bu kesinlikle olacak. İnterfazda DNA'nın kendini eşlemesi, bu genetik çeşitliliği arttıran bir şey değil. Mayozda homolog kromozomların ekvator düzleminde rastgele dizilmesi çok iyi izah eden bir şey değil. Ama bu en azından birazcık daha buna göre doğru sayılabileceği için 4'ü işaretliyorum. Fakat gönül rahatlığıyla değil, ama ÖSYM'miz ne demiş? Bunu doğru almış. O yüzden cevabımız Denizli oldu. Evet, kromozomların ekvator düzleminde rastgele dizilmesi. Bunu doğru kabul etmiş ÖSYM. Evet, örnek 18. İnsanda gerçekleşen normal mitoz ve mayoz bölünme olaylarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet, direkt hemen cevaba gidiyorum. Yine ÖSYM'imizin cevabına gidiyorum. ÖSYM'imiz cevabı Bursa demiş. Mitozun metafaz evresindeki bir hücrenin kromozom sayısı mayozun anafaz 2 evresindeki kromozom sayısının 2 katıdır. Hayır, bu 2 katı değildir diyor ÖSYM'imiz. Evet, mitozun metafazındaki anafaz evresinin 2 katı değildir. Örnek 19. Bir insan epitel hücresinin hücre döngüsünde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Evet, epitel hücremizde hücre döngüsünde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? 2014 LYS sorusu. Epitel hücresinde bir kere mayoz bölünme diye bir şey olmaz. Doğru mu? Dolayısıyla kromozomların ekvatoral düzenleme sıralaması mitozda da var. Olur. Sitokinezin gerçekleşmesi, mikrofilament görev alması mitozda da var. Olur. Ama homolog kromozomların kutuplara çekilmesi mayozda vardır. O yüzden cevabımız Ceyhan olacaktır. Örnek 20. 2N eşittir 24 olan bir canlıda. 2N eşittir 24 ise N kaçtır? 12'dir değil mi? Bir canlıda mayozun profaz 1 safhasında gözlenen kromozom, kromatit, tetrat sayısı hangisidir? Evet, tetratı biliyorsunuz. Yarısı olacak. Yani 12 tane tetrat olacak. Bir de şunu biliyorsunuz. Kromozom sayısı mesela insanda 46. Mayoz 1'e girdiği zaman mayoz 1'e 2 katına çıkar. Yani 92 olur. O zaman bunun 2N eşittir 24'ün kromatit sayısı kaç olacak? 48 olacak. Tetrat sayısı kaç olacak? Evet, yarısı olacak. Yani 12. Tetrat sayısı 12. Bakın, bu üçünde var. Kromatit sayısı 2 katına çıkacak. 48. Evet, 12'yi karşılayan sadece bu var. O yüzden de cevabımız Denizli'dir. Çünkü kromozom sayısı da 24 olacaktır.
Örnek 21. 2N eşittir 6 kromozomlu bir üreme ana hücresinin 2N eşittir 6 kromozomu olacak. 2N eşittir 6 kromozomlu bir üreme ana hücresinin ana faz 2 evresi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakın ana faz 2 demek ki 3 tane kalmış olacak. 3'ü aşağı doğru gidecek, 3'ü yukarı doğru gidecek. Buna benzer bir şey arayacağız biz. O da nerede var? Bakın burada var. Görüyor musunuz? 1, 2, 3. 3 de burada. Biliyorsunuz mayoz 1'de 2N eşittir 6 ama mayoz 2'de 3 tane olması lazım. O yüzden de cevabımız Adana olacak. Bir başka soru daha. Örnek 22. Mayoz bölünme geçirirken 4 tane tetrat oluşturan diploid yani 2N kromozom bir hücrede oluşan gametlerin, bakın gametin tetrat kaçsa gametteki kromozom sayısı da o kadardı değil mi? Evet. Gametlerin kromozom sayısının tetrat sayısına oranı 4'e 4, 4 bölü 4 o da eşittir 1 olacaktır. Örnek 23. Canlılarda kalıtsal yapıdaki çeşitliliğin oluşmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir? Crossing over, evet çeşitlilik sağlar. Mutasyon, evet çeşitlilik sağlar. Fakat mitoz bölünme çeşitlilik sağlamaz. O yüzden cevabımız Denizli olacaktır. Hadi bakalım gelin. Şimdi ödev sorularımızı çözelim sevgili gençler. Siz zaten bu sorularınızı çözüyorsunuz. Biz de size katkı sağlamaya çalışıyoruz çözemediğiniz noktalarda. Bakalım. Hayvan hücresinde meydana gelen mayoz bölünme ile ilgili hayvan hücresi ve mayoz bölünme. Hangileri söylenebilir? Anafaz 1 evresinde homolog kromozomlar zıt kutuplara çekilir. Evet kesinlikle çekilir. Golgi'den ayrılan kesecikler hücrenin ortasında aral amel yapar. Bitkilerde var bu. İyi iplikleri sentroller tarafından oluşturulur. Evet bu hayvan hücresinde olur. O yüzden de cevabımız Edirne olur. Sentriyo, sentrozom biliyorsunuz hayvan hücresinde var. Bitkide yok. İkinci sorumuza geldik. 2N eşittir 4 kromozomlu bir hayvan hücresinin mayoz bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı evreler aşağıda verilmiştir. Bu evrelerin meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Hadi gelin bu evreleri bir tespit edelim bakalım. Bakın şu profaz 1'e benziyor. Bakın 2N eşittir 4'müş. 1, 2, 3, 4 tane var. Bu profaz 1. Evet bu profaz 1. Bakıyoruz. Evet şu anafaz 1'e benziyor. Çünkü bakın homolog kromozom ayrılması olmuş ve 4 tane kromozom var. Evet bu anafaz 1. Evet şuna bakıyoruz. Bu metafaz. Metafaz 2. Metafaz 2 bu. Yani mayozun ikinci aşamasına benziyor bu. Bu ise nedir? Anafaz 2. O zaman sıralamamız nedir? Profaz 1, anafaz 1, metafaz 2. Metafaz 2, anafaz 2. Yani 3, 1, 2, 4. Nerede var? Denizli'de var. 2N eşittir 28 kromozomlu bir üreme ana hücresinin mayoz bölünmesinin anafaz 2 evresinde, anafaz 2 evresinde hatırlıyor musunuz? Yarıya düşüyordu zaten. Anafaz 2 evresinde her kutba çekilen kromatit sayısı hangisinde doğru verilmiştir? Evet. Evet mayoz bakın 2N eşittir 28, mayoz 1 sonunda her birisi N eşittir 14'tü. Yalnız mayoz 2 tamamlandığı zaman da yine 14'er tane kromatit farklı kutuplara çekilecekti. O yüzden de cevabımız Bursa seçeneği olacak. Evet. Mayoz 1 sonunda N eşittir 14 ama DNA sayısı 28 değil mi? Veyahut da kromatit sayısı 28. 14'ü bir tarafa 14'ü diğer tarafa gidecek. Bu 2N eşittir 28 olması N'in 14 olması çeşit sayısıyla alakalı. Yani düşünün. İnsan için hemen bakalım. Bize kolay mantık versin. Annemizden 23, babamızdan 23 kromozom alırız. İkisi beraberken 46 kromozom. Mayoz bölünmede ikisi de kendisine eşlesin. Anne 23-46 yapsın. Baba 23-46 yapsın. Mayoz 1 sonunda annenin kromozomları bir tarafa, babanın kromozomları bir tarafa gittiği için biz çeşit olarak bakıyoruz. Çeşit olarak N23'e düşüyor bizde. Ama oradaki kromatit sayısı 46 olarak kalıyor. Mayoz 2 sonunda annenin kromozomları, babanın kromozomları ayrılıyorlar komple. Ve en sonunda bizde mesela 23 kromatitli gametler meydana geliyor.
Dördüncü soru. Yukarıda bölünme evrelerinden biri gösterilen 2 eniştir 8 kromozomlu ki bu neye benziyor? Metafaza benziyor. Metafaz 1. Aa, bakıyoruz burada. Bakın metafaz 1 değil. Metafaz 2 çünkü bakın 1, 2, 3, 4 tane değil mi? Burada kromozom var. 2 eniştir 8 diyor. Burada n eşittir 4. Evet bu metafaz 2. 2 eniştir 8 kromozomlu hücre ve bölünme şekliyle ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Bu bir kere mayoz bölümü. Mayoz 2'nin metafazı hemen oraya yazalım. Mayoz 2 metafazı bu. Demek ki mayoz bölünmeye girmiş bu hücre. Bakıyoruz mayoz bölünmeye aittir. Evet. Profaz 1 evresinde 4 tane tetrat görülür mü bunlarda? Evet. Çünkü 2'ye eşit 8 ise 4 tane tetrat olacak. Metafaz 1 evresi midir? Hayır. Mayoz 2'nin metafazı değil. Metafaz 2 yani bu evresidir. Olmayacak. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Beşinci soru. Yukarıdaki grafik bir hücrenin DNA miktarında meydana gelen değişimi gösterdiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı arıyoruz gençler. Hemen bakıyorum ben burada. DNA miktarı iki katına çıkmış. Bu kesinlikle interfaz. Bakın DNA miktarı yarıya düşmüş. Burada mayoz 1 olmuş. 2 mayoz 1'dir. Bak bu 2'den sonra mayoz 2. Yani 3 mayoz 2 ve bakın tekrar X'e düşmüş. Demek ki burada sitokinez olmuş. Evet. İnceliyoruz hemen. 1 interfaz evresidir. Doğru. 2 de bakın şurada kromozom sayısının yarıya düştüğü yerde homolog kromozomlar ayrılmıştır. Doğru. 3 de kromozom sayısı yarıya düşmüştür. Zaten orada düşmüş kromozom sayısı yarıya. Onu anlayabiliriz. De 4 de kardeş kromatitler ayrılır. Evet çünkü mayoz 2 orası. Bölünme sonucunda bir hücreden 2 hücre oluşur. Hayır. Mayoz sonunda 4 hücre oluşurdu. O yüzden cevabımız Edirne'dir. 6. soru. Mayoz bölünmenin anafaz 1 evresi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Anafaz 1, mayoz 1, anafaz 1. Hangileri doğruymuş bakalım. 1. Kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Hayır. Bu profaz 1'deydi. Bu olmayacak. Kardeş kromatiler zıt kutuplara çekilir. Bu mayoz 2'nin anafaz 2'sinde olmaz. 3. Homolog kromozomlar zıt kutuplara çekilir. Evet bu anafaz 1'de olur. Cevabımız da Ceyhan olur. Güzel. Evet 7. soruya geldik. Aşağıda ökaryot bir hücreye ait mayoz bölünmenin bir evresi gösterilmiştir. Bakın burada kromatit ayrılması var görüyor musunuz? Demek ki bu mayoz 2'nin anafazı bu. Evet. Bu hücre ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Bir bakalım. Anafaz 1 evresidir. Hayır. 2 eniştir 4 kromozomludur. Evet bakın 2 tane burada var kromozom. Mayoz 2'de 2 ise mayoz 1'de 4 tane. Dolayısıyla 2 eniştir 4. Bu doğru. Kardeş kromatiler zıt kutuplara çekilmektedir. Evet doğru. Bölünme sonucu oluşan her hücrenin kromozom sayısı n eşittir 2. Evet bakın bu ikisi beraber olacak. N eşittir 2 olacak değil mi? N eşittir 2 de burada. Bu hücre 2 n eşittir 4 kromozomlu bir hücredir. O zaman bu da doğru oldu. Cevabımız da ne oldu? Edirne seçeneği oldu. Bir başka soru daha çözelim. Mitoz bölünmesi sırasında 36 kromatit sayılan 36 kromatit sayıyormuşuz biz. O zaman 2 eniştir 18 kromozomlu bir hücre bu. Evet. Sayılan bir hücrenin ait olduğu canlıda yumurtalık dokusunda bulunan hücrenin gonozom sayısı. Çok farklı bir şey sormuş. Gonozom biliyorsunuz ya XX'tir ya da XY'dir. Bana ne diyor? Yumurtalık dediği için XX'tir. Evet. Yani 2 tane gonozom var. Cevabımız da ne olacak? Denizli olacak. 9. Yukarıda bölünmelerle ilgili verilen özelliklerden hangileri mayoza, hangileri mitoza aittir? Hangileri mitoza, hangileri? Kalıtsal çeşitlilik sağlanmaz. Mitoz. Evet bu mitoz. Bir mitoz olacak. Bu mitoz. Çok hücrelerde büyümeyi sağlar. Kim sağlar onu? Onu da mitoz sağlar. Demek ki 1 ve 2'nin mitozda olduğu neresi var? Evet bakın Denizli var. Çok hücrede üremeyi sağlar. Evet mayoz. Kalıtsal çeşitlilik mayoz. Evet olur. Cevabımız da ne olur? Denizli olur. 10. soru. Aşağıda bazı bölünme evreleri verilmiştir.
Bunlardan hangileri meyoz bölünmeye ait olabilir? Bakın olabilir diyor. Olabilir. Hangileri meyoz bölünmeye ait olabilir? Bakıyorum buna. Homolog kromozom ayrılması var. Anafaz 1 bu. Kesinlikle meyoz bölünme. Bu olacak. Evet bakın şu kromatit ayrılması olacak ama meyoz 2 de olabilir. Bakın bu da olabilir dediği için. Yoksa bu kesin değil. Mitoz da olabilir. Kromatitler ayrılmış. Bakın bu da meyoz 2'nin anafaz ikisi olabilir. Bu metafaz ikisi olabilir. Olabilir dediği için. Bakın olabilir değiştiriyor. Hangisi kesin meyozdur dese şu ana kadar gördüklerimizden sadece bir cevap olacaktı. Evet bakın burada da ne oldu? Çekirdek zarı yapılmış. Çekirdekçik işte oluşturulacak. Bu da telofaz. Evet dolayısıyla bu da olabilir mi mayoz? Olabilir. Olabilir dediği için cevabımız Edirne. Olabilir dediği için. 11. soru. Mayoz bölünmenin profaz 1 evresi ile ilgili hangileri söylenebilir? Evet, profaz 1 ile alakalı olanlara bakıyoruz. Kromatin ipliği kısalıp kalınlaşarak homolog kromozomları yapar mı? Yapar. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatinler arasında parça değişimi evet profaz 1'de olur. DNA'nın replikasyonu interfazda olur. Cevap da Denizli olur. Geldik son soruya. Canlıların büyüme, üreme gelişmeleri sırasında pek çok olay meydana gelir. Aşağıdaki dizilimlerden hangisi bir canlıda hayatının herhangi bir evresinde gerçekleşmez? Bakıyoruz. Mitoz olur. Mitoz, mayoz, döllenme olur evet. Mayoz geçirip mitoz olmaz işte bu. Mayoz geçiren mitoz oluşturup mesela erkek arı işte mayoz sonunda oluşsun. O gidip mayoz yapmaz. Evet cevap Ceyhan olmalı. Evet 12 Ceyhan. Peki gençler benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.